Hayırdır Yıldız'cığım? Senin bu ara bana bir aşkın kabardı, ha? Ay evet, umarım karşılıklıdır. Söyle bakalım, ne karın ağrım var? Senden bu sefer zor bir şey isteyeceğim. Ne yapacağız? Faks mı çekeceğiz Kemal'e bu sefer? Kemal'in evinde benim adımın yazdığı kolyem kaldı. Onu almam lazım. Git al. Ben nasıl alayım? Halit beni takip ettiriyor olabilir. Zehra zaten beni görse orada parçalar. Ha ben alayım. Oldu canım. Nasıl alayım? Seke seke mi gideyim? Ya 40 yılın başı senden bir şey istiyorum. Ne olur yapsan. Ben anlamadım bir daha ayrıca o kolye niye o evde? Bizim bir şey konuşmamız gerekiyordu da ben işte orada o gün düşmüş sonradan fark ettim. Yani aklına kötü bir şey gelmesin. Vallahi Yıldız'ım söz konusu sen olduğunda benim aklıma iyi hiçbir şey gelmiyor ne yazık ki. Sen bana yardım edecek misin, etmeyecek misin onu söyle. Ya o Zehra denilen kız o evdeyse? Zehra sana bir şey yapmaz ki. Sen Kemal'in arkadaşısın. Onun zoru benle. Lütfen. İyi tamam. Adrese at, uğrarım şimdi. Tamam, hemen gönderiyorum. Bunların hepsi neden oluyor biliyorsun değil mi Yıldız'cığım? Kendini beğenmişlikten. Ha yani sen de bizim gibi standart aksesuarlar tercih etsen, böyle ismin yazılı kolyeler takmasan belki de bunların hiçbiri olmayacak ha? Ben öyle seviyorum. Neyse, kimseye söylemek yok tamam mı? Tamam, söylemeyeceğim. İyi tamam, hadi. Gideyim madem. Kimseye söylemek yok bak. Ay tamam hadi. Görüşürüz. Hadi bay. İnşallah ileride beni affedersin. Gerçi sana bir şey olmayacak. Zehra ile Kemal ayrılacak. Ben onlardan nefret ediyorum. Neresi burası şimdi? Ben nereden biliyorum bunun olduğunu? Aa! Ne yapıyorsun sen burada? İyi, Yıldız'la buluştum da. Hadi ya, hiç haberim yoktu. Gel bir kahve içelim. Çok küçük bir işim var. Onu halledip gelsem dönüşte içsek olur mu? Olur aşkım. Nereye gidiyorsun? Galata'ya gidiyorum. Çocuklar aradı. Yeni hanfi alacaktım. Onlara bir bakacağım. Tamam, bırakayım istersen ben seni. Yok aşkım, ben giderim. Sen şey yapma, dönüşte görüşürüz olur mu? Tamam, haber verirsin. Tamam canım. Ey Yıldız, ey ya. Alo. Zehracığım, iyi misin canım? Ay ben iyiyim de sana ne oldu? Ne bu ses böyle? Ay benim sana bir şey söylemem lazım ama nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Ne oldu ya? Zehra, korktuğumuz başımıza geldi. Kemal'le İrem görüşüyor galiba. Ne diyorsun ya? Az önce kafedeydim. Yıldız'la konuşuyordu. Benim Kemal'e gitmem lazım, beni bekliyor falan gibi şeyler söyledi. Ender saçmalama. Kulaklarımla duydum. Kemal öyle biri değil ki Kemal. Hiç yapmaz öyle bir şeyi. Hay Allah, ne bileyim belki de ben yanlış anlamışımdır canım. Ya ama ben mesajlaştım az önce, evdeyim dinleneceğim dedi. Öyle bir şey olsa söylemez mi bana? Ay çok üzüldüm Zehracığım. Yani belki de ben yani yanlış anlamış olabilirim arkadaşça diyeceğim ama... yani kulaklarımla duydum yani. Neyse ben gidiyorum şimdi oraya. Bir bakayım neler oluyor. Ha, evet sen git, mutlaka git. Kendi gözlerinle gör. Ay inşallah bir şey yoktur. Neyse haber bekliyorum canım, bay bay. Kemal. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum, resmen yalan söyledi bana. Selam. Ben Kemal'in arkadaşıyım. Kuzenim burada bir şeyini unutmuştu, onu almaya geldim. Aa, ne işin var burada? Kemal evde miydin sen? Ya ben bir şey almaya geldim. Siz ne yapıyorsunuz ya burada gizli saklı ha? Ne yapıyorsunuz siz? Zehra? Ha, Zehra. Zehra tabii ya. Sen hani evde dinlenecektin? Böyle demedin mi bana? Bu ne? Dün mektuplaşmalar, bugün gizli gizli buluşmalar. Sizin aranızda ne var ya? Ne olacak aramızda ya? Sen sus, sana sormadım. Söyle, anlat. Zehra bir şeyi yanlış anlamışsın, deli deli konuşma. Arkadaşlar size kolay gelsin, ben gidiyorum. Bak hala konuşuyor, bir de kolay gelsin diyor, seni parçalarım. Siz zaten hepiniz aynısınız böyle, sahipli erkek düşkünüsünüz siz. Bana bak, senin ağzını burnunu bir yırtarsam ben İrem. Uzatmak istemiyorum, yoksa çok fena karakoluk olurdum senden. Defol git! Sen bana bunu nasıl yaptın ya? Sen nasıl yaptın sen?
sen bana bunu. Ben bir tane yalancı çıkardım hayatımdan, ikincisini istemiyorum, tamam mı? Zehra, ben sana yalan falan söylemedim. Kes! Kes beni, sakın arama bir daha. Ben ikinci bir Sinan vakasını kaldıramam artık. Zehra dur, gitme. Bırak. Bekle. Bir dediklerimi dinle. İkna olmazsan o zaman gidersin. Ama lütfen önce bir dinle beni. Alo. Ne yaptın? Alabildin mi kolyeyi? Senin kolyen mi Yıldız, değil mi? Ay ne oldu? Ay ne olsun? Tam gideceğim. Sevgilisi midir nedir o kız geldi. Böyle sanki bizi çıplak görmüş gibi bir hareketler, bir şeyler. Ağır ruh hastası sağ ol kız. Ben söyleyeyim. Kemal'in çekçeği var yani. Hadi ya. Ay tüh. Ya o kızı daha önce kocası aldattı. Sonra da kaçtı gitti. O yüzden öyle davranmıştır. Neyse sen iyisin değil mi? Ya aman canım, ben iyiyim de. Sinir oldum. Kolyeyi de alamadım. Bir daha kesseler gitmem. Neyse canım, önemli değil. Ben bir şekilde hallederim artık o kolye işini. E hallet artık. Bir şey soracağım. Çok mu kavga ettiler? Bayağı. Kız ağır ruh hastası diyorum ya, deli. Anladım. Ya sen bakma ona. Kızın gözünde mazi canlandı, söylüyorum sana. Bu da kaçmasın diye delirmiş belli. Ay bilemiyorum. Ben kapatıyorum. Beynim yandı zaten. Sevginle buluşacağım. Hadi Yıldız. Tamam tamam canım, buluşsan. Hadi bay bay. Ender'cim. Al haberi bakalım. Zehra ve Kemal şu an birbirlerini yiyorlar. İrem şimdi çıkmış evden. Aferin Yıldız. Şimdi planın senin bilmediğin kısmına geçelim. Nezaket, paltomu getir. Çıkıyorum ben. Ya tamam yeter. Yeter, konuşmayalım. Gerçekten boşuna konuşmayalım ya. Ya Zehra, saçma sapan bir olayı getirdiğin noktaya baksana ya. Ne saçması ya? Ne saçması? O kız sana dün not verdi. Sen niye hemen yok ettin? Onu söyle o zaman. Ya not boştu. İçinde bir şey yazmıyordu. Kaç defa anlatacağım? Ya benim buna inanmam. Nasıl bekliyorsun sen? Zehra, gözünü aç lütfen. Bak üstümüze oyun oynuyorlar. Gör bunu. Ne oyunu be? Ne oyunu? İrem'lerim bizi ayırmaya çalışıyor. Ne oyunu? Ya İrem, Maşa, bak bizim mutluluğumuzu istemiyorlar. Anla artık. Ya tamam. Tamam yeter, ben artık gerçekten çok yoruldum ya. Çok yoruldum ben. Benim böyle yalan, gerçek kovulacak halim kalmadı. Ben artık çok yoruldum. Zehra, yemin ediyorum sana yalan söylemeni. Bak buraya İrem geldiğini de şaşırdım. Sen geldiğinde ne olduğunu anlayamadım zaten. Ben sana niye inanayım ya? Hı? Niye inanayım ben sana? Niye mi inanasın bana? Bekle beni burada. İrem'le olabileceğimi düşündün mü gerçekten? Bak bakalım üstündeki tarihe. Ama bu... Bu o. Benimle uğraşmayacaktın. Bu yaptıklarına pişman olacaksın.